Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, yanımda sevgili Amerika uzmanı Sayın Melek Zaman var. Melek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amerikanca biliyorsunuzdur yani. Çok Amerika uzmanı olduğunuz için. Ya şimdi herkes diyor ki ne zaman Amerika'ya dönüyorsunuz? Niye Amerika'ya dönmüyorsunuz? Amerika'ya dönsene. Amerika videoları ne zaman çok gelecek? Çok evet. Ya biz zaten sen anlat istiyorsun hayatım. Ne zaman gidecektik? Ne oldu? Ne bitti? Onları bir anlat. Anlatayım. Şöyle aslında Ekim sonu gibi gitmeyi planlıyorduk. Tamam. Çünkü buradaki senin projen, hem yolları yiyoruz hem de daha yayınlanmamış olan bir projen daha var. Hı-hı. Onlar aslında Ekim sonu gibi bitecekti. Evet. Biz de Kasım gibi gideriz diye planlıyorduk. Hatta işte biletlerimizi falan halledelim dedik. Ama bu pandemiden dolayı o projeler biraz uzadı. Evet. Aralık sonu, belki Ocak'a kadar sarktı. Biz de kendimize de bir ay daha verelim. Şubat, Mart gibi gidelim dedik. Bunun üzerine de zaten aslında bizi doğrulayan da şu oldu. Senin orada görüştüğün arkadaşların vesaire. Yani çok az kişi kaldı zaten Amerika'da. Herkes burada evet, şu anda. Pandeminin orada hala çok ağır yaşandığını. Ya işte. Pandemi şu anda, korona orada dünya rekoru kırıyor arkadaşlar. Zaten Corona TV diye bir şey var. Böyle sağda solda görüyorsunuzdur. Evet. Amerika bir numara. Hiç değişmiyor. Şimdi millet boş beleş konuşuyor. Niye Amerika'ya gitmiyorsun? Ya Amerika'ya gitsem ne olacak? Birincisi yani sağlık sistemi zaten bin beter berbat durumda. Allah korusun sağlık sigortamız var. Oradaki çoğu Türk yaptırmaz. Böyle yalan dolan, ucuz, kaçak göçek işleri yaparlar ama sağlam bir sağlık sigortanız olduğunda korkmamanız lazım. Ama bu öyle bir dönem değil. Evet. Bu kötü bir dönem. Ya şimdi normal kapasite yok bir daha zamanda. Kapasite hani yok. Sigorta bir olsa da. Aynen. Bizim buradaki kadar cabbar ceval değiller. Aynen, şimdi burada abi. Pratiklik var. Orada pratiklik yok. Adam geberiyorum diyor, bir form doldurmanız lazım diyor. Lan ölüyorum diyor yani. Form diyor, imza diyor, mecburum diyor. Yoksa sigorta 5 kuruş para vermez diyor. En basit örnek. E şimdi durum böyleyken sağlık sigortanız olsa bile kendi vatandaşını ölüme terk ediyor adam. Ya sana bana mı bakacak? Evet. Yani öyle bir şey yok. Ama bizim oturumumuz, evimiz, arabamız zaten orada duruyor. İstediğim zaman gideceğiz, geleceğiz. Bizim bir ayağımız orada, bir ayağımız burada. Şimdi dedik ki en azından Mart'a kadar buradayız. Bir böyle takılalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Her an elektrikçi gelebilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü şimdi madem... Birçok şeyi aslında boşlamıştık. Ya sallamıştık. Diye. Avizeden mavize yaşında ben mesela falan. Şey diyorum. Avize takılacak. Ya nasıl olsa Ekim'de gideceğiz. Evi kapatırız geldiğimizde ya. Evi kapatırız geldiğimizde yaptırırız falan diyorduk ondan sonra. İşte bir ara zaten geliriz. Geldiğimizde taktırırız falan filan diyordum. E şimdi dedik yani birkaç ay daha yani birkaç aydan biraz daha fazla buradayız. Yolları yiyoruz projesi var şimdi ondan sonra. Arkasından aha çaldı. Geldi. Şimdi bir hemen şu işi halledelim. Arkasından da dönelim. Şu işi bir yapalım. Şu taksim de öyle gitsin. Tamam. Bu işlerin bir numarası geldi. Turgut hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi eksik avizelerimiz var. Onları takacak inşallah. Bir tanesi şurada, bir tanesi yan tarafta. Onları bir takacak. El yordamıyla mı yapıyorsun Turgut hepsini? Hayır abi, şarjlı maktap kullanacağım. Nerede hani? Dedim abi getirmiş. Ya patates. Abi ya. Ya başka tornavida, mornavida falan filan onlar çok lazım değil de. Ama hacı abi onu ölçtün biçtin değil mi lazerli mazerli falan o işlere baktın. Lazerimiz var zaten. Lazerim var da Turgut nasıl olacak ya bakmayın böyle olduğuna. Elektriğin ustası ben size söyleyeyim canavar ama işte sabah erken geldi o yüzden unutmuş. Baba o zaman hiç uğraşmayalım ben şimdi güzel bir sipariş çakayım. Tamam. Ben zaten lazımdı hızlı hızlı gelsin. Ben bir tane site buldum güzel bir yer bu işleri satan eden. Gelsin oradan da o işleri hallederim. Bak şimdi. Hemen şuradan çakıyorum siparişi. Turgut gel bak buldum. Sismik Market diye bir yer buldum. Sismikmarket.com. Hayırlıklarda her şey var acı. Bak gel. Vallahi billahi. Oğlum sen usta adamsın. Senin bu işleri çözmen lazım ya. Bak. Adamlarda yapı malzemesi, bina mina her şey var da bize bunlar lazım. Bak, bu 10 numara ya. Bu güzel değil mi? Aynen. Çok güzel makine. Ondan sonra bu var. Bir bundan alacağım. Bir bu hizalayıcıdan alacağım. Lazerli. Sen geçen geldiğinde bunu kullanmıştın. Vardı sende bundan. Ama unutmuşsun. Kalmış. Patates olmuş, kalmış. Kendin geldiğine şükrediyoruz zaten. Bir de şunu buldum başkan. Bu da Stanley'ninmiş. Stanley ürünlerinde de 250 lira üzerinde %10 sepette indirim yapıyormuş. O kelime oyunlarını ben biliyorum. Burada ondan yok. Bak güzel iş. Şimdi bundan sipariş ediyorum başkan. Diğerlerinden de ediyorum. Baksana oğlum her şey var ya adamlarda. Baya bu da delirdi. Heh. Kudurdu. Şimdi bunlardan sipariş ediyorum. Geliyor takılıyoruz. O arada sana çay ısmarlıyorum olur mu? Olur abi. Bu arada Death Stranding'e başladım. Biraz geç başlamışım galiba ama çok kral oyunmuş gerçekten. Yani inanılmaz hoşuma gitti. Sevdim. Sen oynuyor musun Turgut oyun boyun falan? Var mı öyle işlerin? Yok abi ya. Kablo bizim... oynuyoruz. Tornavida oynuyoruz. Bizim oyuncağımız diyorsun kablo tornavida. Zanaatkarsın kardeşim senin işin o. Adamı bulun. Bak ben yorumlara da bırakayım.
Kral adam, hem güleç hem zanaatkar, işi de biliyor. Allah var ya, atlıyor arabasını, her yere gidiyor canavar gibi. Şimdi malzemeler geldi. Gelsinler bakalım da görelim. Şöyle fıstık gibi hızlı da geldi maşallah. Haydi bakalım alalım, teslim alalım. Baba ne çabuk geldiniz ya maşallah. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olasın, eyvallah. Bizim depomuzda stoklarımız her zaman mevcuttur. Oradan direkt getiriyorsunuz. Stoklarımızı da yapıp anında teslim yapıyoruz. Işte. Eyvallah, bizim şu oyuncakları ver baba ya. Avize asacak ortada kaldık vallahi bile. Bizim mallar geldi, evet. Bu lazerimiz, hizalayıcı. Bu pense takımı, tornavida takımı, tamam. Bu da şarjlı matka, tornavida, şarjlı tornavidamız. Bu neymiş ya? Arabanın içi de Luna Park gibi maşallah. Her şey var baba, siz ne götürüyorsunuz, ne getiriyorsunuz böyle? Bu ne? Jeneratör mü? Jeneratör. Burada bak, ev tipi jeneratör de varmış. Bu da çiçek, mis. Bizimkiler bunlar mı abicim? Bizimkiler bunlar. İmza mı atacağız, ne yapacağız? Tamam, evet, sağ olasın. Turgut'um al hacı abi, al. Boş boş gelmişsin. Boş boş gelmişsin. Aynen. Bak mevzu tamamlandı Turgut'um, gördün mü? Nasıl oldu? Çiçek değil mi? Çiçek ne kelime? Bak gül, mis gibi. Gül gibi, ellerine sağlık kardeşim. Teşekkür ederim, sağ olasın. Efendim bu arada Turgut Din bize bunları da taktı sağ olsun. Böyle evin her tarafına, dört bir köşesine, şöyle şurada da var. Şu köşede, sağda solda, şuralarda var mesela yukarıda. Bunlar böyle evde kör nokta kalmayacak şekilde her yere kamera taktırdık. Deli gibi kendimizi izliyoruz. Oturup sabahtan akşama kadar kendimizi izliyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Yakında BBG yapacağız. Aylık 5.99'da BBG. Bizi kimizler.com diye de site açacağım. Kimizlerbizi.com. Sayın Bayan, bunlar nedir acaba? Şöyle bir göstereyim efendim. Onlar şimdi kışın kalacağız ya İstanbul'da. Şubat'a kadar yiyeceğimiz domates salçaları ve soslar. Bir 10 tane de 60 kavanoz falan yaptık. Ya maşallah maşallah, geldim. Başlattım ben, bastım. Tamam. Şimdi zaten ben de öyle ona güvendim de geldim. Efendim şimdi, iyi oldu be. Vallahi billahi çözdük. Bir Yolları Yiyoruz projemiz vardı. İki bölümünü yayınladık. Evet. Geri kalan bölümleri kaldı elimizde. Çekemedik de zaten bir şey. Pandemi çekmek girdi. Çekmek de istemedik. Aynen öyle. Çekmek de istemedik. Şimdi o devam edecek. Ona başlıyoruz. Arkasından yeni proje daha var. Çok güzel bir proje var. Adını şimdi söyleyemiyorum maalesef. Ama biraz sosyal sorumluluk. Biraz değil, bayağı. Yani %90'ı zaten biraz sosyal biraz sorumluluk. Biraz diyeyim ki merak uyandı. Aynen. %90'ı sosyal sorumluluk projesi. Ben yaptığım için, biz ekip olarak bunu yaptığımız için çok mutluyuz. Gerçekten evet, de. Çok. İnşallah da devamı gelir. İnşallah. Gelecek de inşallah. Farklı farklı açılardan farklı farklı şeyleri gösterecek şekilde de gelir inşallah. Evet. Onları da yapacağız. Bir onları şöyle güzel tamamlayalım. Ondan sonra zaten dediğimiz gibi istediğimiz zaman dönüş bileti cebimizde, istediğimiz zaman gider geliriz. Amerika ile ilgili birkaç söyleyeceğim şey daha var aslında benim. Hmm. Onları da çok konuşuyorum, farkındayım, biliyorum. Yo. Kanal benim arkadaşım, Allah Allah, konuşurum konuşurum. Git kendi kanalını aç. Teşvik edeyim de açsın. Şimdi bir kanalın lafı mı olur ya? Milletlerimiz ay ya bak karısına böyle diyor. Bir Gmail hesabına bakıyor. Abo gider yaptı ya la. Senin yaptığın gider, benim hoşuma gider. Sen rahat ol. Amerika ile ilgili aptal saptal bilgiler var şimdi piyasada. Yani isim vermeyeyim, görüyorum işte burası mükemmel, harika falan filan diyenler. İki hafta sonra buraya dönüp ay orası rezildi, mahvolduk, berbat olduk, yaşasın ülkemiz, şudur budur. Böyle şeylere bakmayın arkadaşlar. Yani ben yıllarca Amerika ile ilgili olanı biteni, ne Türkiye'yi yeren ne de Amerika'yı öven hiçbir şey söylemeden, ki söylemem de yani, asla ve asla objektif bir gözle size verdim. Evet. Orada oturup da böyle kamera karşısında ahkam kesenler, bir takım taraflara yanaşmalar, bir takım taraflardan uzaklaşmalar, onu yapmalar. Aa güneş bu sefer bu tarafa döndü, biraz da bundan bahsedeyim falan filan. Objektif olanları izleyin. Objektif olanlara bakın. Ben yine söylüyorum, yine gittiğim zaman Amerika'ya çatı çatı videolar gelecek. Sen de bir anlat o zaman, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Sen yiyorsun, ben yiyorum aslında. Nereden geliyorsun? Geliyor, ne bileyim ben ya. Bir de o bomba var aslında, satayım ya. 100 yorumdan 70'i. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Doğru söylüyorsun, öyle bir şey de var. Ne iş yapıyorum ben acaba ya? Nereden geliyor? Ya... Ama sus. Yok artık onunla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. İşle ilgili dedim ki hani şöyle bir şey yapayım, fikirlerimi söyleyeyim. Yok arkadaş, anladım ki hiç kimseye bunlarla ilgili hiçbir şey söylenmiyor. Sosyal medyada kimseye yaranamıyorsunuz. Hakikaten yaranamıyorsunuz yani, böyle bir şey yok. Böyle bir derdimiz de yok zaten. Hiç yok. Umurumda değil. Yani millet diyor ki işte şöyle yapsana böyle yapsana. Yapmıyorum. İstemiyorum. Yapmayacağım. Ben bu videoları çekiyorum. Paşa gönlüm ne isterse. Paşa gönlüm ne isterse. Yani yine söylüyorum, bu kanalın X falan filan bir şey değil. İzlemek zorunda değilsiniz.
Bu kanalın adı İlkay Zaman. Bu kadar basit. Araba da çekerim. Ki çok iyi çekiyorum. Allah biliyor. Yemek de çekerim. Seyahat de çekerim. Bir de şey aklıma yattı. Bir kanal mı açsan dedin ya, bir düşünmeye başladın. Açacağız sana bir kanal. Ama şey dersin, kanalıma hoş geldiniz diye başlarsan ertesi gün şikayet merhaba ederim kanalı. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bunu yaparsan şikayet ederim kanalı. Bak ben şikayet ederim yani, direkt söyleyeyim. Ben ne istiyorsam onu çekiyorum ya. Başka bir şey yok yani. Kimseye zorla izle demiyorum. İzleme demiyorum. Instagram'da bir şeyler kasmıyorum. Millet takipçi olsun, takipçi arsın falan filan diye. Bazen mesela bir şeyi paylaşıyorum. Tak takipçi gidiyor. Umurumda değil diyorum. Ay takipçim gitti, bir daha paylaşmıyor falan ben demiyorum. Ben bakıyorum bazı kanallarda haftada 10 bin takipçisi artıyor mesela. Ha, o ya anlar, satın alma işleri var öyle şeyler ya. Yani onlar var maalesef. Takipçi 100 bin, like 1000. Ya şimdi bu ülkemizde şöyle bir şey var. Yurt dışında yaşayınca biraz daha bunu uzaktan böyle dışarıdan görüyorsunuz. Diyorsun ki lan ben nelerden uzaktayım ya, ne kadar güzel bir şey ya diyorsun. Şimdi burada görüyorsun böyle yanında dibinde oturan arkadaşlar yan tarafta seninle ilgili neler konuşuyor. Başka türlü kulağına neler geliyor çok böyle net ciddi bir şekilde. Ya da hasretini yüzüne vuruyor artık yani, o hale geliyor. Diyorsun ki yurt dışında yaşamanın bu artıları var. Bunlardan uzak kalıyorsun. Onlar çok büyük artılar. Çok güzel bir şey gerçekten de. Çünkü birileri ya benim yaptığım işin aynısını yapıyor, para kazanıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor falan dediğinde artık sen böyle bir şey oluyorsun. Nefret idolü olmaya başlıyorsun. Amerika ile ilgili de açıkça söylemek gerekirse yani dediğim gibi her şeyimiz orada duruyor zaten. Oraya bir gideceğiz tabii ki. Orada olmamız lazım. Benim artık gitmem lazım zaten. Yani evet, orada... günde 3 saat Zoom. Aynen öyle. Şimdi fırçayı diyeceğiz birazdan. 3 saat Zoom'da. Evet, o öyle, bu böyle. Ha tamam yaparım. Ha bakacağım abi. Bir kopuyorum dünyadan. Mecburum onları yapmaya. İşlerim güçlerim var. Para lazım abi yani bir yandan da. Bir şeyler lazım yani. O yüzden hayatı geçinmemiz için, hayatta geçinmemiz için. Hayat gailesi Burhan abi. Ne yapacaksın? Hayat gailesi değil mi? O hesap. İşte o yüzden onları biraz böyle yoluna koymam lazım. Gitmemiz lazım biraz oralara ama dursun şu pandemi işi. Orada bir azalsın, öyle gideceğiz. Başka türlü olmaz. Var mı ekleyeceğiniz bir şey Sayın Bayan? Şu an yok. Yok mu? Hiç yok. Mi yok? Yani hiç. Eğer güzel bir pazarlama bütçesi ayırırsan evet, kanalının reklamını yapabilirim. Ya. Vallahi ama öyle. Bütçeyle. Üçe beşe yok öyle. He, barter da yok. Üçe beşe de yok. Yani şunu vereyim böyle olsun, bunu yapayım yani acaba ürün karşılığı olur mu falan, hiçbirisi yok söyleyeyim. Biliyorsun benim çizgim belli. Az olsun öz olsun, öyle herkese çalışmayayım. Peki, ben de kendi reklamımı kendim yaparım. Abo! İkinci gider, gider iki. Efendim, şimdi biraz da tatildeydik, öyle bir durum da var. Biraz. Tatilimiz bitti. Ya şimdi biraz daha da 3 ay Bodrum'da kaldık. Video yüklenmelerden ne kadar tatil yaptığını anlıyordu. Tabii tabii. Millet zaten kanalın şifresini hatırladı zaten. 2 haftada bir, 3 haftada bir, 10 günde bir. Artık geldik. Yani biz de biraz dinlendik ettik. Yattık, yuvarlandık. Geldik ondan sonra. Şimdi yattık, yuvarlandık, dinlendik deyince ne diye video çekiyorsun ya, ne oluyor falan. Dün eve nasıl geldiğimi bir görseniz, bir bilseniz. O da videolarda var. Bu sosyal sorumluluk projesi videolarımızda olacak zaten. Evet. O projemiz de olacak. Göreceksiniz zaten nerelere, nelere gittik bir bilseniz. Öyle millet gibi ona yardım yaptım, buna yardım yaptım, orada onu yaptım, bunu yaptım değil. Yapıyoruz, koyuyoruz. İşin arka tarafındaki eziyeti, tatlı bir eziyet bu arada, bize kalıyor. Ayak tırnaklarım sinsi yaptı. Yemin ederim. Toz, toprak, orman. Ben böyle oldum, ayaklarına kaldı. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Şu an yok. Şu an yok, teşekkür ederim. Olunca videomu çeker kanalıma koyarım. Abo gider 3. Hayırlısı olsun. Daha fazla gider yapma. Tamam. Bu kadar hoşuma tamam. Gitmez. Gider hoşuma gider 3. Bitti tamam. Efendim umarım video hoşunuza gitmiştir. En kısa zamanda yeni bir videoya karşınızda olacağım. Gerçekten en kısa zamanda, artık Eylül geldi. Kendi sezonumu açtım. Böyle kanal... Öyle bak bana. Kendi sezonumu açtım. Bundan sonra pompardıman olarak gelecek. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.